Sevgili seyirciler, tabii bütün bunlar yaşanırken acaba biz ne diyoruz, bu işe ne diyoruz? Bunu da tabii sorgulamak lazım. Şimdi bir konuğumuz olacak. Murat Kekilli. Hemen dönelim. Kendisine hoş geldiniz diyelim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Murat Bey. Sesimiz inşallah duyuluyordur. Akşamlar. Sağ olunuz. Ya şimdi biliyorum ki bugün tabii sizin de çok yoğun bir çalışma temponuz var. Stüdyoda olduğunuzu biliyorum. Ama bize zaman ayırdığınız için de hasreten teşekkür ediyorum. Tabii bu bize zaman ayırdınız ama aslında sizin bu konudaki hassasiyetiniz de herkes tarafından malum. Bir şarkı yaptınız. O şarkı internette olay oldu. İsterseniz sohbet etmeden ben çok sabah çok duygulandım bir kez daha dinleyince şarkıyı. Onu bir dinlesek ondan sonra size görüşlerinizi sorsam olur mu? İyi yayınlar diliyorum önce. Hayırlı akşamlar. Şarkı yeni değil aslında. Şarkı biraz... Biliyorum, biliyorum. Yani beslenen çok oldu aslında. Her Ramazan'da biliyorsunuz hani İsrail'in alışkanlık haline getirdiği bir tutumu. Her Ramazan'da böyle Gazze'ye girer. Gönlünce böyle insanları öldürür, çeker, çıkar. Kimse bir şey demez. 3-4 gün böyle talan eder ortalığı. Yakar yıkar. Birleşmiş Milletler her ne hikmetse 3 gün, 4 gün, 5 gün yıktıktan sonra ancak o zaman açıklama yapar. İhtilal çağrısı falan yapar. Evet. Şimdi o zaman bir dinleyelim. O dönemlerde yapmıştık. Bir dinleyelim mi şarkıyı? Ondan sonra sohbete biz devam ederiz. Şarkıyı bir dinleyelim mi? Az bir kısmını en azından. Ben aslında sesinizi çok alamıyorum ama çok kısık geliyor sesiniz. Ama söylediğinizi anladım. Çok canlar yaktın. Çok ocaklar yıktım, yerin yok dünyada, nereden çıktın? Yıkılasın İsrail'im, sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim. Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim. Affedersin, sözleri böyleydi. Evet. İHA'da görevli bir arkadaşımız var. Sesimi yazar de... da bir arkadaşımız aynı zamanda. Evet. Hamza ismi. Şarkının devamını o yazmıştı sözlerini. Yani bu eksik kalmasın. Yaklaşık bundan 7-8 sene önce şarkının sözlerini tamamlamıştı verdi. Biz de kalan kısmını bestelemiştik. Böyle bir şarkı çıktı ortaya. Keşke çıkmasa, keşke yapılmak zorunda olmasa böyle şartlar. Hiç yapılmasa keşke. Ama maalesef dünya böyle. Üzgünüm ama böyle. Ya size benim sesim gelebiliyor mu? Kaçış yok bundan. Duyabiliyor musunuz onlar böyle benim yapınca, sesimi? İnsanlar da tepkilerini koyuyorlar. Yer yüzünde. Duyarlı insanlar çıkıyor ve tepkilerini koyuyorlar. Haklıyla haksızı ayırt ediyorlar. Haklı olanın eline de hakkını teslim ediyorlar. Olması gerektiği gibi. Bugün ben çok enteresan bir haber aldım. Siz sormadan söyleyeyim. Dünyaca ünlü rock gruplarından birisi Pink Floyd, Roger Waters, Filistin'den yana tepkisini dünyaya ortaya koydu. Acayip mutlu oldum. Çok hayran oldum bir insandı. Çok sevdiğim bir insandı. Grubun tamamını çok seviyorum. Bizim ülkemizde gerekli o tepki oluştu mu? Layıkıyla sanat camiasında onu bilmiyorum. Ama insan üzülüyor tabii, hani o şeyi görmek istiyor. Siz daha iyi bilirsiniz, haber dünyasının içinde olduğunuz için. Var mı böyle sanat dünyasında hani böyle tepki koyanlar falan? Ben çok şey demedim hani. Ya şimdi acayip bir durumdayız. Şimdi benim sesimi duyabiliyor musunuz siz? Bir önce onu bir netleştirin. Şu anda az önce ben çok zor duyuyordum. Tamam, şu an zar geliyor zor değil mi? Cümlelerinizi şu anda sanıyorum. Ara ara bir internette gidiyor. Şimdi şöyle sevgili seyirciler, size şunu açıklayayım. Murat Bey şu anda stüdyoda. Yani stüdyo çalışması yapıyor. O yüzden böyle internet çok çekebilen bir yerde değil. Ama ne dediği çok önemli. Yani neler söylediği, duruşu çok önemli. Murat Bey, ben sizi şöyle cevaplayacağım. Siz bana sordunuz ya var mı böyle sanat dünyasından diye. Ya İsrail, Filistin dendiği zaman eskiden sol görüşlü sanatçıların da bir pozisyon aldığını görürdük ama şimdi maalesef Filistin bu noktada da
yalnız kalmış durumda. Yani sesler çok cılız çıkıyor. Sanki işte Filistin sadece Hamas'tan ibaret, sadece Gazze'den ibaret gibi bir şey çıkıyor. Ben o yüzden sizin duruşunuzu, yani yaptığınız şarkıyı sabah dinlerken, bir kez daha dinlerken o yüzden çok duygulandım. Sizinle de o yüzden özellikle hani bu konuyu bir kez daha konuşmak istedim. Ya şunu soruyorum. Niye bazı konulara sanat dünyası ses çıkaramıyor? Şimdi sizden bir ses duyduk, tamam, eyvallah, sizi bir kenara alayım, ama sizin camianın hani sabah konuştuk ya, sizin camianın karizmasını da siz kurtarmış oluyorsunuz aslında. Niye birçok konuda böyle sesini çok duyduğumuz isimler bu konuda konuşmuyor? Tabii yani bu tarihsel süreçte iyi değerlendirmek lazım. Finansörlerini iyi değerlendirmek lazım. Özgür olan sanatçıları iyi değerlendirmek lazım. Ben şunu biliyorum. Rahmetli Cem Karaca hayatta olsaydı bu konuda çok böyle hani tarafsız kalmayacağını, cılız ses çıkarmayacağını, sesini en üst perdeden çıkartacağını biliyordum. Onun gibi yine rahmetli Göbekan olsaydı yalnız kalmayacağımı biliyordum konuyla alakalı. Sesini en üst perdeden çıkartacağını biliyordum. Ve dünyanın genelinde spor camiasında, sanat camiasında az önce bahsettiğim isimler de dahil ses çıkartanlar yok değil. Ülkemizde biraz işte şey kaldı, konuyla alakalı. Keşke yani böyle arkadaşlarım, kardeşlerim, insan kardeşlerim var ve tepkilerini koyuyor diyebilseydim hala da bekliyorum onlardan, bir duyarlılık bekliyorum konuyla alakalı. Hemen kestirip atmıyorum, sabırla bekliyorum. İnşallah kısa zamanda onlardan da insani anlamda tepkiler gelecek diye umuyorum. Gerek popüler kültürün içinde, gerek rap camiasının içinde o tepkileri beklemiyor değilim. Canla bekliyorum, başla bekliyorum. İnşallah da gelir. Çünkü hakikaten üzülüyorum yani böyle bu bir insani şey söyleyeyim bir durum. Mi? Şimdi bir dakika. Bu duruş önemli. Yani bizim hepimiz için önemli. Biz stüdyolarda tartışma programları yapıyoruz. Bir ayrışma oluyor. İşin içine sanatçıların, edebiyatın girmediğini söylüyoruz. Bundan yakınıyoruz hep. Bizim terörle mücadelemiz var diyoruz. Bu konuda bir roman, bir şiir, bir şarkı yapılamıyor bir türlü diye hayıflanıyoruz. Onun aslında şu anda tam bir cevabını almış oluyorum ben. Siz diyorsunuz ki ya hemen değil, biraz bekleyelim. Belki fikirleri değişebilir. Bu güzel bir bakış. Yani işin içine sanat, sanatçı girdiği zaman işin nereye döndüğünü görüyoruz. Ya siz düşünseniz yani Pink Floyd'un Filistin desteğinden mutlu oluyorsunuz. Öyle değil mi? Yani bu güzel bir şey ya. Kesinlikle. Eminim hayatta olsa Freddie Mercury de, çok büyük hani Queen de mutlaka bununla alakalı bir tepkisini koyacaktı. Hatta popüler kültürün bir zirvesi diye nitelendirdiğimiz Michael Jackson var ya, eğer hayatta olsaydı net bir tavır sergileyecekti, emin olabilirsiniz. Ben onda o ruhu görüyordum. O ışığı görüyordum. O bile, o popüler kültürün zirvesinde olan insan bile mutlaka bu konuyla alakalı bir şey olacak bu konuyla alakalı. Çünkü insanlığın taraflı tarafsız da olmaz. Tek bir taraf olur insanlıkta. Orada yitip giden canlarımız var. Lazım küçük küçük yavrular şu anda hayatlarını kaybediyor. Bu tarif edilemez bir acı. Gözünde yaş olan insanın akıtmadan durabilmesi mümkün değil. Varsa, durabiliyorsa şayet zaten insan değil. Hani Tolstoy'un güzel bir lafı var ya, çok güzel bir şey cümlesi var. İşte bir yeriniz acıdığında canınız yanıyorsa insansınız diye. Hani başkalarının acısını duyabiliyorsanız insansınız diyor hani. Evet. Canlısınız, başkalarının acısını hissedebiliyorsanız insansınız diyor. Yani bir yeriniz acırsa, canınız yanarsa canlısınız, ama başkalarının acısını hissederseniz insansınız. Bu insani bir durum. O açıdan bakmak lazım, değerlendirmek lazım. Biz sanattan önce insanız. Meslekler ne olursa olsun, o apoletler bize insan mutlaka durmamalı. Hatta tam tersini hatırlatmalı. Önce insan olduğumuzu hatırlatmalı. Önce insan. Orada insanlar, orantısız güç var. Orada insanlar hayatlarını kaybediyor. Çok ciddi orantısız güç var ve şu anda savaş suçu işleniyor orada. Savaş suçu çok inanılmaz böyle çirkin silahlar kullanılıyor. Çirkin diye atfedeceğimiz silahlar kullanılıyor. Yani ve çocuklar üzerinde deneniyor. Bu çok çirkin. Savaş suçu işleniyor. Bunun bir de bedeli olacaktır mutlaka. Ama bizim bir müzisyen olarak beklentilerimiz var. Sanat camiasından beklentilerimiz var. O beklentilerimizi diri tutmaya devam edeceğiz. Ben öyle diri tutmaya devam edeceğim. İnşallah
kadın olsun erkek olsun sanat camiasında, edebiyatta, sporda mutlaka ve mutlaka arkadaşlarımız inisiyatif alacaktır. Ölümlü dünya olduğunun farkına varacaklardır. İnsan olduğunun farkına varacaklardır her şeyden önce. Zaten insan olduğunun farkına varırsa mutlaka ve mutlaka mazlumdan yana taraf olacaktır. Çünkü onların hakikaten bizim gibi insanlara ihtiyacı var. Çok ihtiyaçları var. Asıl bugünlerde var. Ben ona demiştim. Karşılık geldi. Merak etmesinler. Bu duyarlılık kendilerinden bir şey götürmez. Hiçbir şey götürmez. Hiç korkmasınlar böyle. Reklamlarda oynamaya devam ederler. Konserlerine çıkmaya devam ederler. Hiçbir şey götürmez. Ben canlı örneğim. Merak etmesinler yani. Güzel. Güzel. Rahat olsunlar. İçlerinde rahat olsunlar yani. Doğru doğru. Çok bu güzel. Bir taviz Sizler... verilecekse bu yönde taviz verilmeli. İnsani anlamda taviz verilmeli diye Doğru. düşünüyorum. Doğru. Sizden ben şimdi veda etmeden eğer sizin de müsaadeniz olursa bir kere daha en azından bir dörtlüğü dinlemek isterim. Hatta keşke gitarınız olsaydı da gitarıyla dinleseydik. O sosyal medyadaki şey var ya. Güzel geliyor mu? Ben de şimdi onun altyapılarını hazırlıyorum. Öyle mi? Çok canlar yaktın, çok ocaklar yıktın, yerin yok dünyada, nereden çıktın? Çok canlar yaktın, çok ocaklar yıktın, yerin yok dünyada, nereden çıktın? Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim, sana ülke diyeyim, yüzüne tüküreyim. Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim, sana ülke diyeyim, tüküreyim. Böyle devamı konserlerde artık. Yani Tokyo Güzel. Kim tepki oluşuyor. Konserlerde de inşallah artık bu şarkıyı söylemeye başladık. Söyleyeceğiz de inşallah. Tabii tabii. Duyarlılık Yok. Oluşturmak Ya adına. Zaten şimdiden herkesin dilinde bir kez daha en azından Tamam. herkesin dilinde. Peki çok teşekkür ediyoruz. Duyarlılığınızdan dolayı da size teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için de sağ olun. Gidiyorum.